Camilerde tuvalet neden paralı? Dünyada ilahi dinlerle birlikte ilahi olmayan dinler bulunmaktadır. İlahi olan dinleri ve sayılarını bilmekle birlikte ilahi olmayan dinlerin sayısı öyle hemen aklımızda kalacak kadar az değildir. Elbette bütün dinlerin bir mabedi bulunmaktadır. İlahi ve ilahi olmayan tüm dinlerin mabetleri inananları için kutsaldır. İnanışlarının gereği orada yapılan ritüelleri ve ibadetleri vardır. Bu ibadet ve ritüellerden önce ona bir hazırlık aşaması muhakkak bulunmaktadır. Şimdi burada diğer dinlerin ibadet ve ritüellerini bir kenara bırakıp yazımızın amacı olan konuya gelelim. Bizim dinimizin gereği olan namazı kılabilmemiz için önce gusül abdestimizin olması gerekir. Gusül abdestini aldıktan sonra guslü bozan bir vaka olmadığı sürece gusül abdestimiz bozulana kadar geçerlidir. Bizim inanışımızın gereği mabedimiz olan camilerimize geldiğimizde önce tuvalete gidip taharetlenmemiz ve sonra abdestimizi almamız gerekir. Şimdi sizlere dini bir konudan bahsetmeyeceğim. Bizim mabedimiz olan camilerimizde tuvaletlerin paralı olmasından bahsedeceğim. Birçok yerde cami tuvaletlerine paralı olarak girmişliğim olmuştur. Bu hafta gittiğim bir yerde paralı olarak cami tuvaletini kullanınca 5 vakit namazı camide kılan bir amcamızı düşündüm. İnsanlar yaşlandığı zaman uzun vakit tuvaletlerini tutamazlar. Camide abdest alır, namaza girer. Bu 5 vakit namaz kılan birine maddi bir yüktür. Ayrıca bir mabette para alınması doğru bir şey değildir. Para alıp tuvaletleri temizletmezse kim temizleyecek dediğinizi duyar gibiyim. Bu şekilde de çok iyi temizlendiği söylenemez. Birçoğuna girmekten çekiniyorum. Şehirde Diyanet İşleri Başkanlığı bir yolunu bulup temizletmesi gerekir. Köylerde ise kirlenmez ve bir şekilde temizlenir. Okullarda ve hastanelerde tuvaletten para mı alınıyor? Mabedimiz, camimizde neden alınıyor?